Hayat serüvenimizde çeşit çeşit insanla karşılaşırız. Kimi iyi, kimi de kötü zamanlar yaşamamıza sebep olur. İşte düşüncesiz insanlar da bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde zor durumda kalmamıza ve kötü hissetmemize sebep olabilir. İnsanları değiştiremeyeceğimiz için bu kişilerin tutumlarını da değiştiremeyiz. Ancak kendimizi korumayı öğrenebiliriz. Bu nedenle sizin için düşüncesiz insanlarla başa çıkmanın 5 etkili yolunu paylaşacağız. Sakin kalın. İlk adım sakin kalmak ve duygusal tepkilerden kaçınmaktır. Düşüncesiz insan genellikle tartışma açmaya çalışır ve sizin tepkilerinizden beslenir. Onun oyununa gelmeyin ve tartışmaya girmeyin. Böyle bir durumda sakin kalmanın onların saldırısına karşı kuşanacağınız ilk silahınız olduğunu unutmayın. Empati gösterin. Belki düşüncesiz davranmalarının altında yatan bir sebep vardır veya böyle davrandıklarının farkında değillerdir. Empati, karşınızdaki kişinin bakış açısını anlamak için önemlidir. Kendinizi korumaya aldıktan sonra onların bilinçli mi yoksa bilinçsiz mi böyle davrandıklarını anlamaya çalışın. Hayır demeyi öğrenin. Kendinizi korumak için sınırlar belirlemek önemlidir. Düşüncesiz insanlar tarafından sürekli olarak istismar edilmeyi önlemek için hayır demeyi öğrenin ve kişisel alanınızı koruyun. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Pozitif insanlarla çevrenizi güçlendirin. Zira olumlu etkileşimler sizi düşüncesiz insanlara karşı korumaya yardımcı olur ve moralinizi yüksek tutar. Kendinizi geliştirin. Özgüveninizi artırmak için kendinizi geliştirmeye odaklanın. Konuyla ilgili kitapları okuyabilir ve izlenceyi izlemeye devam edebilirsiniz. Abi kendimizi düşüncesiz insanlardan koruyalım diyoruz da ya biz düşüncesizsek? Güzel bir nokta Samet. Ama nasıl? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke leala hulukin azim. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin buyuruyor Cenab-ı Hak Habibine hitaben. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurduğu o inceliği, nezaketi ve zerafeti kuşanarak. Peki düşüncesiz insanlara karşı siz kendinizi nasıl koruyor ve bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarımızı yazdıktan sonra bu videoyu elden ele yayalım ve düşüncesiz insanlara karşı sadece kendimizi değil, sevdiklerimizi de koruyalım. Selametle. Thank you.